Guatr tiroid hastaları bu habere dikkat. Guatr tiroid hastalığına çözüm bulundu. Kütahya'da bir esnaf guatr hastalığını tedavi ettiğini ileri sürdüğü kehribar taşı gramla satıyor. Piyasada çok sayıda sahte kehribar satıldığını dile getiren doğal taş evi sahibi Ali Kehribar, gerçek kehribar yoğunluklu olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. Türkiye'de gerçek kehribar satan iş yerlerinin sayısı bir elin parmağını geçmez. Piyasada çok ucuz fiyata satılan kehribarlar sentetik ve yapay. Oysa gerçek kehribarın oluşması için 50 milyon yıl önce yaşamış ve bugün nesli tükenmiş bir çamın reçinesinin fosilidir. Kehribarın guatr hastalığına iyi gelmesi için bir deniz suyuna rastlamış olması gerekiyor. Gerçek kehribarın deniz suyunda yıkanmış olması gerekiyor. Gerçek kehribarı anlamak çok basit. Kehribar ateşe yaklaştığında reçine kokusu vermesi, yani çam kokusu vermesi lazım. Kehribarın özelliği bu. Kehribar dünyada az bulunan değerli bir taş. Özellikle deniz suyunda yıkanmış kehribar dünyada çok az dedi. Ali Kehribar iş yerine kehribar taşının gramını 7 liradan sattığını dile getirdi. Ali Kehribar guatr hastalığı için 3 gram kehribar taşının 2 ay süreyle boğaza takılması halinde hastalığı tedavi ettiğini ifade etti. Ali Kehribar sattığı takının soyadı ile aynı olmasının tamamen tesadüfi olduğunu sözlerine ekledi. Her şeyden önemlisi modern tıptır. Modern tıbbı önem vermemiz gerekiyor. Taşlar yardımcıdır. Taşın insana şifa vermesi için öncelikle orijinal olması gerekiyor. Bugün piyasada çok sayıda her tarafta Çin malı taşlar ve taşlardan elde edilen yapılan takılar, tesbihler var. Bunlardan bir şey beklenmez. Orijinal olmadığı için. Vatandaş orijinalini bunu ayırmakta çok zorluk çekiyor ve ayıramaz da. Onun için de güvenli, ciddi bir yerden alması gerekiyor. Yaklaşık böyle takip edebildiğim 200-300 kişi var. Yani tabii 34 sene içerisinde 200-300 kişi var. Tanıdığım insanlar, yakın tanıdığım insanlar. Yani hepsi geldi, ben bundan şifa buldum dedi, fayda buldum dedi. Örneğin ben size bir örnek vereyim madem sordunuz. Burada inşaatlarda çalışan ağırlı işçiler var Kütahya'da. Bu ağırlı işçilerden birisinin babası geldi bana. Yaşlı bir adam, ağırlı. Eşinde guatr varmış. Ağırlı'da birisi ona tavsiye ediyor. Kehribar bulursan fayda sağlar diye. Bunlar da ta İran'dan bulmuşlar. İran'dan bulup getirmişler. Ve eşi geceleri yatarken biz artık bunu kolye olarak, kolye gibi kullanmasını tavsiye ediyoruz. O da elini almış kehribara, boynunun bu değerinin olduğu yere tutaraktan öyle uyumuş. O şekilde uyumuş. Belli bir süre sonra diyor adam, küçülme oldu diyor. Hani doktora gittik diyor. Doktor yapılan tetkiklerden sonra, ya sen ne kullandın? Bunda bir küçülme ve iyileşme var dedi diyor. Ve biz de kehribar dedik diyor. Bir getir göreyim demiş. Doktora götürdük diyor elimizdeki kehribarı. Doktor şöyle baktı diyor. Siz bir daha bulursunuz dedi diyor. Ve elimizden aldı diyor. Ve biz sesimizi çıkartamadık diyor. Ve bulamadık diyor. Ve geldi Kütahya'da benden buldu ya. Eskişehir'den, Bursa'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelen çok kehribar aramıyor. Hı hı. Ve bu da her yerde böyle safı, orijinali de pek zor. Yani biz de tabii uzun yılların deneyimiyle, hani taşçılığın içerisinden geldiğim için, hani bunu ben biliyorum ve safını ayırıyorum. Gene Afyon'dan almış birisi, 150 lira para vermiş bir bayan, Kütahyalı. Getirdi bana gösteriyor. Naylon. Ve kehribarı anlamak aslında çok kolay. Kehribarı anlamak çok kolay. Yani sınamak, denemek çok kolay. Kehribar çam reçinesi olduğu için ateşe değirdiğiniz zaman, ateşi gördüğü zaman çam kokusu verir, reçine kokusu verir. Hani mis kokusu, bilmem ne kokusu vermez. Sadece çam verir. Çamın dışında hiçbir koku vermez. Çin malları var. Hani Çin'den gelen bazı uyduruk şeyler var. Onu ateşe değiriyorsun veya sürtüyorsun, mis kokusu var. Hayır, mis kokusu vermez, çam kokusu verir. Örneğin bunu ateşi değiriyoruz işte biz böyle, hafifçe değiriyoruz. Kokladığımız zaman reçine kokusu var. Reçinenin dışında yok. Ve bir de bak bende de var elimde. Elimde bende de var. Ama ben bunu kimseye tavsiye etmiyorum.
kimseye tavsiye etmiyorum. İşte bu yüzük kehribarama sıkma. Sıkma dediğimiz şey. Bunda sentetik de var, naylon da var. Bunun hiçbir diğeri yok. Bunu da ateşe değirdiğimiz zaman böyle kokluyoruz. Naylon kokusu geliyor. İşte bunda fayda yok. Esas önemli olan bunun safı, işlenmemişi. Bu hatır hastalar için. Yani taşlara olan ilgi çok fazla. Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food. Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak, sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe, çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek.